Açık Gazete'nin editörü Faruk Eskioğlu bu hafta Ankara Anlaşması konusunda uzman olan avukat Muhammed Cankıran ile anlaşmanın kapsam alanı ve başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken konuları değerlendiriyor. Yeni bir İngiltere gündeminden merhaba sayın seyirciler. Bu hafta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Birleşik Krallık'ta çalışma ve oturma hakkı veren Ankara Anlaşması'nı ele alacağız. Konunun uzmanı avukat Muhammed Cankıran bizim konuğumuz. Oakfield Solicitors'ten yani Oakfield Hukuk Bürosu'ndan Sayın Cankıran'a hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Muhammed Bey, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Avrupa Birliği'nde ve Birleşik Krallık'ta çalışma izni veren Ankara Anlaşması'nı biraz açar mısınız? Aslında Ankara Anlaşması tarih olarak eski bir anlaşma. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine başlayan 60'larda imzalanmış bir anlaşma. Daha sonra 70'lerde bir protokol imzalanıyor Avrupa Birliği ile beraber. Protokol çerçevesinde Türkiye vatandaşlarının Avrupa Birliği sınırları içerisinde yatırım yapmak isterlerse, ticaret yapmak isterlerse tarafların bunun önünde engel koymasını engelleyen bir protokol, yasa. Daha sonra İngiltere 1973 yılında Avrupa Birliği'ne üye olunca otomatikman bu anlaşma onları da bağlamış. Fakat işin ilginç tarafı uzun süre Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız bu Avrupa Birliği anlaşmasından habersiz süreci çok iyi değerlendirememişler. Daha sonra bireysel başvurular olmuş Avrupa çapında. Uyuyan bir anlaşmaymış. 1963'te yapılmış bu anlaşma ama Türkiye Cumhuriyeti bu hakkının farkında değil ve vatandaşların bireysel başvurusuyla işte 10 yıl önce falan uyandırılmış bir anlaşma. Peki yani, böyle diyebilir miyiz? Tabii katılıyorum. Evet. Yani esas olarak da vatandaşların bireysel başvurularıyla öne açılan bir anlaşma. Çünkü İngiliz Devleti sürekli, özellikle Birleşik Krallık sürekli bunun önüne engellemeye çalışıyor. Bireysel, özellikle devletin bu konuda çok ciddi bir çabası yok. Yani devlet bu anlaşmanın vatandaşların kullanımına açılması önünde ciddi bir çalışma yapmıyor. Yani böyle en azından belirgin bir çalışma biz görmüyoruz. Peki kimler başvurabilir? Nasıl başvurabilirler? Şartları nedir? Türkiye'den başvurulabilir mi? Tabii ki. Ankara Anlaşması adı altına yapılan başvurular Türkiye vatandaşlarına özgü bir başvuru. Diğer uluslar bunu kullanamıyorlar. Onlar için başka düzenlemeler var. Bunun şartlarından en temel olanlardan bir tanesi eğer İngiltere içinde ya da Birleşik Krallık'ın içinde başvuru yapılıyorsa buraya gelen insanların yasal olması gerekiyor. Ya bu şu demektir, oturum süresini kaçırmış ya da buraya değişik yöntemlerle giriş yapmış kişilerin başvuru hakları yok. Bunlar sınırlandırılmış. Kimler yapabilir? Turistler yapabilir, turist vizesiyle burada olanlar yapabilir, ticari vizelerle burada olanlar yapabilir. Özellikle öğrenciler öğretim süreleri bittikten sonra bu başvuruları yapabilir. Tabii Türkiye'den de Türk vatandaşı olan herkes burada kurallar yerine getirdiği sürece Türkiye'den de başvuru yapabilirler yani. Peki hangi iş alanlarında başvuru kabul ediyor? Bunun için özel bir deneyim, sermaye gerekiyor mu? Ya da bunları kanıtlamak zorunlu mu? Aslında yasal düzenlemede bir tecrübe gerekmiyor. Fakat İngiliz dediğimiz gibi buradaki Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı özellikle bu alanlarda çok titiz davranıyor. Yani her alanda iş yapılabilir. Önemli olan yapacağınız alanın tecrübesine sahip olmak. Bunu ispatlamak gerekiyor. Bunun için de özellikle Türkiye'de ya da herhangi bir ülkede bir alanda çalışmışsa başvuru sahibi o çalıştığı alanın belgelendirmesinde fayda var. Çünkü bilmediği bir alanda iş yapacağı zaman İçişleri Bakanlığı genellikle siz bu alanın bilgisine sahip değilsiniz diye reddedebiliyor. Dolayısıyla her alanda başvurulabilir. Yeter ki bunun tecrübesini ispatlayabilelim. Bunun uygulanabilirliğini ispatlayabilelim. Bunları başarabilirse başvuru sahibi yapabiliyor. Yani örneklemek gerekirse bir bahçıvanlık da başvuru olabilir. Bir temizlik işçiliği de yani şirketi kurarak da başvuru yapabilirsiniz. Web tasarım da yapabilirsiniz. Ya da bir mal satmak için bir yapabilirsiniz. Sebze meyve taşıması da yapabilirsiniz. Ya da business danışmanlığı da yapabilirsiniz. Yani konsept en basit vasıfsız işlerden çok vasıflı işlere kadar değişen şeylerdir. Yalnız bazı işler mesela tıp gibi, doktorluk gibi, avukatlık gibi bazı işlerde belli profesyonel kurumlara üye olmak ihtiyacı olduğu için onlar tabii biraz daha zor oluyor Ankara Anlaşması ekseninde. Başvuru hakları var fakat uygulanması çok zor olduğu için onların ret olma olasılığı yüksek oluyor. Ama diğer alanlarda oldukça esnek çalışma alanları.
Peki Muhammed Bey, diyelim ki Ankara Anlaşması'ndan yararlandınız. Size çalışma vizesi verdiler. Süreç nasıl işliyor? Yani bu süreç içerisinde nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani öncelikle aslında belki hani vize oturum aldıktan sonraki süreçten önce belki şeyi de biraz vurgulamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Başvuru sürecinde belli kriterler var. Bu kriterlerin bir tanesi söylediğiniz gibi yapacağınız işle ilgili bir tecrübe istiyoruz. Bunun ispatlanması gerekiyor. Fakat daha da önemlisi ki bizim müşterilerimizin, müvekkillerimizin ezici bir çoğunluğunun merak ettiği konulardan bir tanesi de ne kadarlık bir sermaye gerekiyor. Bu sermayede gene bir limit yok. Yapacağınızın işin muhtevasına göre bir sermaye gerekiyor. İşte örnek olarak bir temizlik işi yapacaksanız belki 1.000 lira, 2.000 liralık bir sermayeyle, poundluk bir sermayeyle bu işi yapabileceğiniz gibi bir iş yerine ortaklık yapacaksanız o iş yerinin bütçesine göre, yani gelirine göre de bir sermaye belirlenebiliyor. Yani böyle burada bir sınırlama yok. Fakat çok önemli bir kriter, bu sermayenin başvuru sahibinin kendisinin kontrolünde olması gerekiyor. Bu şu demektir, o sermayeyi bir hesapta bloke etmesi lazım. Bu hesabın İngiltere'de ya da Birleşik Krallık'ta olmasına gerek yok. Türkiye'de de olabilir. Fakat o paranın kendine ait olduğunu ispatlaması gerekir. Eğer kendisinin yeterince bir sermayesi yoksa, üçüncü kişilerden bağış yoluyla para alabilir. Ama asla borçlanma yöntemi doğru değil. Genellikle red gerekçeleri olur. Bunu yaparken de tabii ki bir business planı yapmak gerekir. Yani bir iş yapacağınızda bunu bir planlamanız gerekiyor. Bu planlamanın en temel özelliklerinden bir tanesi, bir kere planlamanın kişiye özel olması gerekiyor. Yani yaptığınız işe özgün olması lazım. Bu noktada tabii ki şeyin altını herhalde çizmek lazım. Bu alan bir boşluk, boş bir alan. Oldukça da kötü kullanılan bir alan. Yani bizim önereceğimiz şeyler tabii bu başvuruları, business planı biraz uzman kişilere yaptırmak gerekir. Bu konuda tabii qualified muhasebeciler bu konuda çok çok önemlidir. Başvurular yapıldığında genellikle İçişleri Bakanlığı bir yıl ilk önce verir. Vize veriyor. Tabii ki vize veriyor. O vizenin amacı şudur. Yani bir yılda işinizi kurun. İngiltere'de devlet yardımlarına ihtiyaç duymadan hayatınızı idame ettireceğinizi gösterin. Bu şu demektir. Günlük hayatınızı idame ettirecek kadar gelir elde etmeniz anlamına geliyor. Bunu tabii ispatlamanız lazım. Gelir bilançoyla, vergi beyanlarıyla ispatlamanız gerekiyor. Bir yılın sonunda bunu İçişleri Bakanlığı'na tekrar başvuruyorsunuz ve uzatma istiyorsunuz. Ondan sonra da İçişleri Bakanlığı eğer ikna olmuşsa 3 yıllık bir vize veriyor. 3 yılın sonunda da aynı işlemi gene yaptığınızda 4 yılın sonrasında serbestlik başvurusu yapabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Burada tabii ki başvuru sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli kriterler var. Bir tanesi self-employed dediğimiz, yani kendisine çalışıyor olması gerekiyor. Bu şu demektir, birisine borç rolü ya da birisinin işçisi olarak çalışması kesinlikle yasaktır. Bu direkt red nedenidir. Bu özellikle İşleri Bakanlığı bu tür durumda olan insanları yakaladığında kesinlikle vizelerini iptal ediyor ve tutukluyor. Bu konuda çok örneklerimiz var. Ve onları hakikaten İşleri Bakanlığı'nın gözlem evlerinde çıkarmakta çok zorlanıyoruz. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani gerçekten işin yapılması lazım. Bir de bir yıl süresi içerisinde business yapıldığında bunun gelir gider hesaplarının çok iyi tutulması gerekiyor. Yani mutlaka muhasebeciyle kontakta olması gerekiyor. İşte avukatınızla kontakta olması gerekiyor. Ki bunun belgelendirilebilinsin yani. Temel dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan birkaç tanesi. Bunları söyleyebilirim. Peki Muhammed Bey, Ankara Anlaşması reddedilirse neler olabiliyor? İtiraz hakkı var mı? Maalesef son zamanlarda Ankara Anlaşması'nın redlerine İtiraz hakkını kaldırdılar. Sadece İçişleri Bakanlığı'na kararı gözden geçirin başvurusu yapabiliyoruz. Onun dışında üst mahkeme itiraz hakkı yok. Peki Ankara Anlaşması ile ilgili bizim toplumun soruları varsa profesyonel yardım için size nasıl ulaşabilirler? Tabii ki, tabii ki. Bizim telefon numaramız 0208 808 1478 ya da www.oakfieldsolicitors.com'dan girerlerse bizimle iletişim geçebilirler, e-mail gönderebilirler, telefon edebilirler. Biz ücretsiz yardımcı olmaya çalışırız. Ön görüşme ücretsiz yapıyoruz. Tabii ki kontak kurabilirler. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, önümüzdeki hafta bir başka uzmanla sohbet edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.